Galatasaray'a dair açıklamaları böyleydi Dursun Özbey'in. Sevgili Mahmut Alparslan'la şöyle bir masaya yatıralım Galatasaray gündemine. Daha geçtiğimiz hafta program çıkışı görüşmüştük, konuşmuştuk galiba. Hiç birlikte program yapmadık diye. Evet, doğrudur. Günaydın. Günaydın, nasılsınız? Bomba gibi, şükür bugünlerimize hamdolsun. Oh, muhteşem, güzel bir hafta başlangıcı. Galatasaray bu hafta biraz ne derler, aksiyon dolu bir hafta geçirdi. Akabinde Başakşehir'e de konuk olacak. Galatasaray'ı açalım mı şöyle bir? Nasıl bir Galatasaray'ı izleyeceğiz? Yeni bir başlangıç yapan Başakşehir, Çağdaş Atan'la yeni bir sayfa açan Başakşehir, tempolu bir Başakşehir. Kopenhag maçından yorgun mu gelir sizce Galatasaray, yoksa zaten farklı kulvarlarda boy göstereceğini bilen ve ona göre bir ekip kuran bir Galatasaray mı izleyeceğiz? Sevgili Deniz, müsaade edersen iki dakika farklı bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Konuşabilir miyim? Önce tabii çok gururluyuz. Bayan güreşte dünya şampiyonumuz var. Arkasından Galatasaray'ın Balkan Kupası bayanlarda, voleybolda. Arkasında da zaten filenin sultanları eze eze geliyorlar. Brezilya'yı da devirdiler. Bugün de Japonya'yla yanılmıyorsam. Adım adım olimpiyatlara koşuyorlar. Olimpiyatlarda bizleri temsil edecekler. O kadar anlamlı bir zamanda ki 100. yılında, Cumhuriyetimizi kutladığımız 100. yılında Cumhuriyet kadınları, kızları ve Atatürk'ün kızları bize bu mutluluğu yaşatıyorlar. Ya ne mutlu bayanlarımızın bu seviyelerde bizleri temsil etmesi. Atatürk'ün bir lafı vardır. Bayanlar, kadınlarımız yerlerde değil, yukarılarda başımızın üzerinde taşımamız gerekir diye. Çok güzel bir söylem, çok güzel bir deyim. Ben takdir şayan ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Kesinlikle. Deniz. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu yıla birçok kadınımız damga vurdu. Dün Gomis'in bir paylaşımı vardı. Gördünüz mü? Kızını maça götürmüş. Filenin sultanlarının maçına götürmüş. Kızlarımızı izlerken çok da güzel bir paylaşım yapmış. Demiş ki Türk kadınlarını örnek alsın diye kızımı maça getirdim. Ne muhteşem bir oyuncudur Gomis ya. Yani onun için bu ailelere, en başta velilere, ondan sonra onları yetiştiren değerli hocalarımıza ve ne kadar planlı çalışmaları yaptığınız zaman nelere kadir olacağımızı, bu milletin neler çıkarabileceğini görüyoruz. Onun için inşallah darısı futbolda diyoruz ama bu kadar yatırımlar yaptıktan sonra bir yerlerde olmamız lazım. İnşallah maşallahlarla gidiyoruz. Bakın darısı futbolun başına deriz. İnşallah, inşallah. İnşallah. Evet, gelelim Galatasaray'a. Ya şimdi tabii bu maçları oynayacaksınız Deniz. Niçin takımlar kuruluyor? Yani bunun için haftada iki maç, üç maç oynayacaksınız. Yani size sadece haftada bir maç var olması için de size paralar, yatırımlar yapılmıyor. Onu herkes yapar. Büyük takımın büyük maçlarda ve hedef olan yerlerde devamlı olmanız gerekecek. Herhalde rotasyon yapar mı bilemiyorum. Şöyle... Oynaması gereken oyuncuların süre alması lazım. Çok geç kalındı. Bakın Şampiyonlar Ligi dayandı kapınızda ve sizin daha oynaması gereken oyuncularınız ortada yok. Ve olsa bile devamlılıkları yok. Yani süreç almaları gerekecek. Bakalım hoca, bu bahsettiğim işte Zaha olsun, Ndombele olsun, Ziyech uzun süre mi olacak? İlk 45 dakika mı olacak? Sonra ikinci 45. O 45 dakika bir kere mutlaka atmanız lazım. O maç temposunu, maç kondisyonunu kazanmaları lazım. Çok eksikler. Türkiye Ligi'nde götürüyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'nde görüyorsunuz. O git 10 kişi kalıyorsunuz. Yani çok eksik sevgili oluyor. Sevgili Mahmut Alparslan, size şeyi de sormak istiyorum. Yani son zamanlarda bu tabii sosyal medyanın etkisinin de mutlaka bir payı vardır ama oyuncular iyi olsa da kötü olsa da ne derler, her konularda linçleniyorlar. Yani çok provokatif buluyorum ben. Her alanda kitle kültür figürlerinin daha fazla maruz kaldığını düşünüyorum ama son yıllarda futbolcular buna daha fazla maruz kalıyorlar bence. Yani Galatasaray'da oldu ki biraz önce sizden önce Dursun Özbey'in açıklamalarına yer verdiğimde yani taraftara da bir çağrısı vardı. Yani sonuna kadar oyunculara sahip çıkın. Çünkü ya oyuncuyu biz belki çok fazla ifade etmiyor kendisini. Çok fazla konuşmuyor ama oyuncu robot değil ki. Ya onlar bizlerden çok daha fazla etkileniyorlardır böyle şeylerden. Bakmıyorlar mı sosyal medyaya? Duymuyorlar mı o yorumları? Yani öyle değil mi? Sadece Galatasaraylı yani, futbolcular açısından söylemiyorum genel, bunu. Genel. Ya şöyle sosyal medya hatta günümüzde her şeyin üzerine çıkmaya başladı. Her şeyi yönlendiren bilhassa
futbolda görmüyor musunuz? Bir transferde sosyal medyanın etkisini transferden vazgeçildi. Farklı bir yere transfer edildi. Artık bu kadar etkili oldular. Yani futbolcu evet herkes farklı bir şeyler düşünüyor. İşte bu kadar para kazanıyorlar değil mi? Futbol ağır iş. Ağır bir sanat. Yani kolay iş değil. Her gün çalışıyorsunuz. Her gün. Gerçi bizde çok az çalışılıyor. Avrupalılar gibi değil. Yani o tesislere sabah 9'da giriyorlar. Akşam 6'da çıkıyorlar. Bizde öyle bir olayımız yok. Çok az çalışıyoruz ama gene de bunlar devamlı hareket halinde olan vücudunda para kazanan oyuncular. Ve onun için her hafta aynı performansı, her hafta aynı olayda olacaklardı, yanlış olacaklar, kendi kalelerine gol atabilecekler, hatadan maç kaybedebileceksiniz. Bunlar hepsi bu işin içinde var. Bu işin bir parçası. Yani spor yapıyorsanız hangi dalda olursa olsun burada mutlaka bir eksikler çıkacak. Ama biz bir hafta farklı konuşuyoruz, bir hafta farklı konuşuyoruz. Yani futbol bir takım oyunu, kişisel oyun değil. Burada takım olarak önce masaya yatırılması lazım. Ondan sonra fert fert münazaralar yapılabilir. Ama biz öyle değiliz yani. Bugün ben çok iyiysem eyvah eyvah yani dünya yıldızıyım. Ateş hatta biraz kötü oynadığım zaman yerin dibine sokuluyor. Biraz beklemek lazım. Yani bu madem taraftarsınız, madem armaya gönül verdiyseniz, onların peşinden koşuyorsanız biraz da sabredilmesi lazım. Ha, birçok süreklilikle devamlı kötü futbol olursa eleştiriler o vakit olsun ama her gün veyahut da her hafta, her maçtan sonra maalesef bir şey yok bu futbolcu değil, yok bu çöktür, böyle bir tabirler var. Daha farklıları var, daha ağır konuşmalar var. Yakışmıyor yani bizim kültürümüze yakışmıyor en başta. Bunlardan biraz vazgeçilirse ben o konuda şeyin başkanına katılıyorum. Futbolcuları biraz rahat bırakmak lazım, serbest bırakmak lazım ve kulüpler de o şekilde. Onlar kendilerini dizayn etsinler. Yanlışlar olursa, hatalar olursa, yapılanlar doğru olmazsa herkes bir şeyler söyleyecek, herkes bir şeyler konuşacak. Ama önce bu işin içinde olmanız lazım. O sahada o antrenmanları yapmanız lazım. Ya futbolcular o 11'i takım böyle bir seviyeye gelip de buralarda top oynamak lazım. Onları yapmadığınız için de oturduğunuz yerden klavyerlik de olmuyor. Maalesef senin de dediğin gibi son dönemler biraz çok çok fazla. Biraz değil epey bir fazla oldu. Biraz vazgeçelim, bekleyelim, süreç tanıyalım. Ha şurada haklılar belki. Madem topçu alıyorsunuz, yeniler geliyor. Neden oynamıyorlar? Niye bu kadar uzun süre oturuyorlar? Neden sağlam oyuncular almıyorlar? Bunlar da hemfikiriz. Biz de tartışırız bunları. Burada haklı taraftar. Siz transfer nedir? Aldığınız oyuncu geldiği zaman hemen sezonla birlikte, maçlarla birlikte başlayacak. Bilhassa kalibresi yüksek olan oyuncular. Bu kadar fazla süreçte oturdukları zaman işte böyle istenmeyen neticeler çıktığı anda da herkes infial yaratıyor. Herkes bir şeyler söylüyorlar. Onlara biraz dikkat etmek gerekecek. Ben Galatasaray'ın son dönemde aldığı oyuncuların yavaş yavaş süre verip yavaş yavaş dedim, epi bir an evvel bir 45 dakikalara gelmeleri lazım ki çünkü önünüzdeki iki tane öyle bir dişli takım var ki Şampiyonlar Ligi'nden bahsedelim. Oraya çok sağlam girmeniz lazım. Bu oyuncuların da artık kendi kalibrelerinde ve isimlerinle birlikte burada ağırlıklarını göstermeli lazım. Bayağı ne de oynasanız diyecek ki bak burada bir Ziyech var, burada bir Zaha var. Yani ona göre bir önlemler onlar da alacaklar. Yani boş takımlar olmamamızı göstermemiz gerekir. Bir an evvel işte bu Başakşehir'e mi başlar, haftaya mı başlar bilemiyorum ama bunun en son kararı, nihai kararını hoca verecek Deniz. Sormadığım bir soru var mı sizin ifade etmek istediğiniz? Vallahi Başakşehir'i bilmiyoruz. Şimdi Çağdaş Hoca geldi. Onunla bir galibiyet aldılar. Tam doğru bir takıma karşı oynadılar. Yani kazanılması gereken bir rakibe karşı diyelim oynadılar. Maç 2-0 bitti. Sonradan gelen hocalar biraz şanslıdır. Takım kendini toparlamıştır. Yavaş yavaş hareketlenmiştir. Ve arkadan gelen, ikinci gelen oyuncu da biraz buralarda bir şeyler katıp bir çıkış yakalarlar. Kolay bir maç değildir, zor bir maç olacak. Galatasaray hep kağıt üzerinde her maçlarda favori. Büyüklerimiz o şekilde ama oynanmadan da hiç maçı kazanamıyorsun. Doğru. Ben de nasipse akşam Scorebot'ta da maçı yorumlamaya çalışacağım. Çok teşekkürler sevgili Mahmut Alparslan. Çok sağ olun. İyi güzel bir olsun, hafta sonu diliyoruz size de. Sağ olun. İyi mukabele arkadaşlara da selamlar. İyi çalışmalar. Aleykümselam.